Dün akşam Aydın Bey'i ödül verirken Aydın Bey'i uzaktan ben seyrettim. Aydın Bey'i. İnan bana o kadar üzülüyorum ki. O kadar üzülüyorum ki. Aydın Bey bugün aldığı bütün eleştirileri, bütün çektiği şimşekleri, bu vergi cezaları, şunlar, bunlar, bilmem neler falan. Bütün bunlar Aydın Bey'in başına bizler yüzünden geliyor. Bizlerin yaptığı gazeteler yüzünden geliyor. O bir gazete patronu. Ve ben aşağı yukarı 15 yıldır Aydın Bey'le çalışıyorum. Bakın size bunu şerefimle söylüyorum. Aydın Bey bizim gazeteciliğimize müdahale eden bir insandı. Aydın Bey, ama Aydın Bey çok kuvvetli bir patron. Çok kuvvetli bir patron. Aydın Bey bize sadece genel direktifleri verdi her zaman. Verdiği direktifler şu oldu bize. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın girişinde yazılan ilkelere uyacaksınız. Demokratik Türkiye, hukuk devleti, laik devlet, sosyal devlet, insan hakları, değerler. Bir de kendi itibariyle bize söylediği Türk toplumunun değerlerine dikkat edin diye. Biz zaman zaman onun eleştirilerine maruz kaldık. Yani özellikle Türban haberlerinde şurada burada yaptığımız zamanlar. Şimdi ben geriye baktığım zaman çok samimi söylüyorum sana. Geriye baktığım zaman bizimle ileriye gittiğimiz hakikaten yapmamamız gereken şeyleri yaptığımızı söylüyorum. Peki Aydın Bey yakınındakiler bu duruma getirdi eleştirileri vallahi şimdi zaman? Ben geçen gün Yeni Şafak gazetesinde bir yazarın köşesinde de Tayyip Erdoğan'ı, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı çevresindekiler bu hale getirdi diye bir eleştiri duydum. Bu klasik bir eleştiridir. Bunu değerlendirecek olan insan yine Aydın Bey'dir. Hiç şüphesiz bizim hatalarımız yok diye bir şey ben söyleyemem. Genel yayın yönetmenlerinin hataları vardır. En başta benim vardır. Ben bu konuda çok hiç cimri değilim. Çok da cömertim hatalarımı anlatma konusunda. Benden daha cömert olan bir genel yayın yönetmeninde bulunamaz diye düşünüyorum. Ama size bir şey söyleyeyim. Aydın Bey bir medya patronu olarak demokratik bir ülkedeki bir medya patronunun üzerine düşen bütün görevleri sonuna kadar yerine getirdi. Sonuna kadar diyorum. Bakın bunu tarih ileride yazacak. Çünkü Aydın Bey'in ben açıklamaya bunları mezun değilim. Kendisi açıklayabilir. Ama Aydın Bey'in son 10 yılda oynadığı bir takım roller var ki onları ileride inşallah kendisi açıklar. Yani onlar o zaman ortaya çıkacak. Başka türlü davransaydı. Demokrasi için oynadığı oyunlar. Başka ve çok utanacak. Mesela kaosa, gerilime yol açabilecekken bunu yapmamak gibi mi? Yani öyle mi anlamalıyız? Ben bunların dairesine gitmek istemiyorum. O konuda benim iznimin olduğunu tahmin etmiyorum. Bunu Aydın Bey'in kendisi ileride gerektiğini açıklar. Umarım bir medya mahallesine konuk olmayı kabul ederse. İnşallah bir gün yapar Aydın Bey, ama ben şahidim bunu. Ben şahidim bunu. Zaten bakın askerlerle ilgili belgelere, Özden Örnek olayındaki o günlüklere falan baktığınız zaman askerlerin de Aydın Doğan'a pek hoş bakmadıkları ortaya çıkıyor. Hatta hoşluktan öte pek fazla haz etmedikleri ortaya çıkıyor. Şimdi hükümet haz etmiyor. Askerler çok fazla memnun değil. Peki bir medya patronu bütün bunları yerine getirmişse o zaman herkesin ayağına biraz basmış demektir. Şunu da yapabilirdi Aydın Bey. Kimsenin ayağına basmamak. Bu belki daha yararlı bir iş olurdu onun içinden. Ama bir medya patronu olduğunuz zaman isteseniz de istemeseniz de ayaklara basıyorsunuz. Tabii. İstediğiniz kadar tabii. Temkinli olun. Zaten çok temkinli olduğunuz zaman gazete yapamazsınız.